Merhabalar, kültür gündemini paylaşmak üzere bu haftada kültür servisinde birlikteyiz. Bir yılı aşkın zamandır salgının kültür alanına etkilerinden bahsettik, sanatçıların sorunlarını anlattık, engelleri, yasakları konuştuk ve umuyoruz ki bu süreç artık sona erdi. 1 Temmuz itibariyle kültür alanıyla ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Yeniden konserler yapılabilecek, festivaller başlayacak ama yeni süreç nasıl olacak? Nasıl tedbirler uygulanacak yeni süreçte de ya da biz yeni dönemde nelerle karşı karşıya kalacağız? Bu konuyu ilk olarak pek çok önemli sanatçının, müzik grubunun menajerliğini yapan, önemli festivallerde imzası olan Serkan Fidan'la konuşacağız ve müzik mekanlarıyla festivallerle ilgili bilgileri ondan alacağız. Serkan Bey yayınımızda. Merhaba. Merhabalar Aslanım. Evet, 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalktı, artık kültür hayatı yeniden kaldığı yerden başlayacak dedik ama gerçekten öyle olacak mı? Size soracağız. Öncesinde kısıtlamalar kalktı ama önemli bir meselemiz var, o da saat 24. Müzik tutsun yasağı. İlk olarak size bunu sormak isterim. Yönetmelik yayınlandı, Ankara Barosu tarafından konu yargıya taşındı. Uygulaması nasıl olacak, görüşleriniz neler saat 24 yasağı ile ilgili? Şimdi saat kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Önce onu düzeltmek lazım. Hani belli sınırlamalarla birlikte başlıyor tekrar kültür sanat etkinlikleri. Bu bir hani kapalı bir mekansa eğer belli şartları var. Açık bir mekansa eğer belli şartları var. Festivaller için belli şartları var ama bıraktığımız yerden devam etmiyoruz. Onun çok gerisinden başlıyoruz. Onun bir altını çizmek lazım. Saat 12 ile ilgili kısıtlamaya geldiğimiz zaman aslında teknik olarak hani bizim birkaç çeşit konser yöntemi var. Bunlar açık normal konser mekanlarında yapılan konserler var. Bunlar o mekanın ruhsatına göre saatleri belli olan konserler. Bir de açık alanlarda, normal konser mekanı olmayan yerlerde ve açık alanlarda yapılan konserler. Bu konserler zaten açık alanlarda yapılan konserler zaten 12'de bitiyordu. O noktada bir değişen bir şey yok. Konser mekanlarında, kapalı mekanlarda, özel ruhsatla işletilen yerlerde konserlerin 12'de kapatılıyor olmasının da sanki hani böyle keyfi bir uygulamaymış gibi bir izlenim oluşturuyor bende. Çünkü bu mekanlar hani kimisi gece 2'ye kadar, kimisi 4'e kadar, kimisi 1'e kadar ruhsatlı mekanlar, ses yalıtımlarını yapmış mekanlar, kapalı mekanlar, hani etrafında zaten kimseyi genellikle rahatsız etmeyen mekanlar. Bunları buralardaki müziği 12'de bitirmenin çok bir anlamı yok gibi geliyor bana, daha böyle keyfi bir uygulamaymış gibi geliyor. Evet, geçen ama biz mesela festivallerimizin büyük bir bölüm, çok özür diliyorum. Biz mesela festivallerimizin büyük bir bölümünü, hani yılda 16 festival yapıyoruz. Bunun 14 tanesinde zaten 12'yi 5 geçe sahneye polis çıkıyor. Yani 12'de bitiriyorduk zaten pandemiden önceden. Evet, geçen hafta bu konuyu Cahit Berkay'la da konuşmuştuk. Bu yasakların o da keyfi olduğunu, ideolojik nedenlerle olabileceğini söylemişti. Yönetmelik yayınlandı, dediğim gibi uygulaması nasıl olacak göreceğiz. Sizin de söylediğiniz gibi bazıları zaten 12'de bitecek ama. Bir de ilginç bir şeyle karşılaştık. Popüler bir müzik mekanı dedi ki yasak varsa kulaklık dağıtalım, o zaman bizim misafirlerimiz müziği kulaklıkla dinlesin dedi. Tepki aldı ama kabul edenler de var gibi. Bu konuda neler söylersiniz? Ben tepkileri anlamakta biraz zorlanıyorum. Çünkü hani benim en sevdiğim şey sivil itaatsizliktir. Çok güzel bir sivil itaatsizlik hareketiymiş gibi geldi o bana. Çünkü şöyle bir saçmalık var. O popüler mekan saat 5'e kadar ruhsatı olan bir mekan. Ve zaten saat 12'den sonra insanların yoğunlukla gittiği bir mekan. Ve bu insanların hani 12'den sonra müzik yapmasına, müzik yayını yapmasına, canlı müziği de geçtim, herhangi bir şekilde müzik yayını yapmasına izin verilmiyorsa eğer, onlar da bir şekilde kendi yollarını bulmaya çalışacaklar. Bence çok sevimli ve güzel bir denemeydi. Bu cuma cumartesi yapacaklar. Umarım gösterilen tepkiden çok daha güzel bir sonuç çıkar ortaya. Evet, herkes bir şekilde...
hem varlığını sürdürmeye hem müziğe devam etmeye çalışıyor diyelim. Peki nihayet kapılarını açtı konser mevcut. Mevcut şartlar altında bir şekilde herkes hani çözüm üretmeye çalışıyor hukukun dışına çıkmadan. Her ne kadar yürütme hukukun dışına çıkmaya çok meyilli olsa da işletmeler hukukun dışına çıkmadan kendi işlerinde çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bu kadar. Peki konserler artık yeniden başlayabilecek, mekanlar açılacak. Peki sizin söylediğiniz gibi bazı önlemlerle açılacak. Yeni konser takvimleri yapılmaya başladı mı? Ne durumdayız? Nasıl tedbirler uygulanacak? Biraz bilgi alalım sizden. Evet, bir hareketlilik başladı müzik sektöründe. Buna hazırlanan arkadaşlarımız vardı. Buna hazırlanan arkadaşlarımız konser takvimlerini duyurmaya başladılar. Bir de hani önce bir açıklansın ondan sonra hazırlık yapalım diyenler vardı. Onlar da şu anda hazırlık aşamasına giriştiler. Şimdi açık hava etkinliklerinde ve festivallerde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir düzenleme yapmak gerekiyor. Tabii hani 4 metrekarelik alanda biz normalde hani metrekareye 3 kişi gibi hesaplarız. Öyle düşünebilirsiniz. Hani 12'de birlik bir kapasite daralmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bu açık hava etkinliklerinde ve festivallerde oluşabilecek ekonomilerin hani 1,5 yılı telafi etmesi mümkün değil. Hani bu düzelme hani büyük bir yanılgıya yol açmasın. Ekonomik anlamda sektörün yaralarını sarabilecek bir düzelmeden bahsetmiyoruz. Biz sadece psikolojik olarak biz 15 aydır, 16 aydır, 17 aydır evlerinde oturan insanlar olarak tekrar bir şeylerle meşgul olmaya çalışmaya başlayacağız. Bunun sadece psikolojik bir etkisi olacak bizim üzerimize. 12'de bir daralmış bir ekonomi içerisinde ne sanatçılar, ne organizatörler, ne festival çalışanları, ne de o bölgenin esnafı standardının yakınına gelecek gelirler elde etmesi mümkün değil. Pansiyonda mısınız? Tam da bunu soracağım. Çok özür dilerim. Bir de kapalı mekanlarla ilgili bir uygulama var. Hani benim ortağı olduğum Kadıköy'deki işletmemize mesela sadece ayakta insan alabilmek için 6 metrekareye bir kişi gibi bir şey yapmak gerekiyor. Birçok mekan için imkansız bir şey. O büyüklükte kapalı bir mekan ancak fuar alanı falan olabilir. Oturulmalı düzene geçtiğin zaman da masalar arası 2 metre koyup 2 kişi bir masada olacak şekilde yapmak gerekiyor. Bu da hani bir 500 kişi kapasiteli bir mekanın 80 kişiye 90 kişiye düşmesi gibi bir şey oluyor. Orada da sürdürülebilir bir ekonomi çok mümkün gözükmüyor. En azından ben kendi işletmem adına zaten her şeyin normal olduğu dönemde ucu ucuna dönen bir işletme olarak böyle bir kapasite daralmasında kapalı kalmayı tercih edebilirim. Bu önemli gerçekten. Türkiye'de canlı müzik mekanları ya da barlar ya da eğlence sektörüne hizmet eden mekanlar aslında sayıları azalmıştı. Özellikle canlı müzik mekanlarının salgından önce de pek çok mekanın aslında çekildiğini görmüştük. Şimdi nasıl bir yani sizin de dediğiniz gibi kapalı kalmayı tercih edebilirim dediniz. Nasıl bir manzara var? Mekanlar tekrar buluşacak mı müzikseverlerle yoksa daha az mekan mı söz konusu olacak? Şimdi mekan işletmeciliği her geçen yıl daha da zorlaşan bir hale gelmesine rağmen mekan sayılarında da bir artış hep oldu. O yüzden daha az mekan belki başlarken olabilir ama bir şekilde bizim sektörümüz, eğlence sektörü bu ülkede hep çok diken üstü bir sektör olmuştur. Her zaman ülkenin politik, coğrafik gidip gelmelerinden en çok etkilenen sektördür. İlk etkilenen sektördür. Biz zor koşullarda işimizi yapmaya çok alışkın insanlarız. Mutlaka da işimizi yapmanın bir yolunu bulacağız. Yani bütün mekanlar açılacak tekrar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bütün konserler yapılacak tekrar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz her zaman bir yolunu bulacağız ve bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Hani kimse dükkanı kapatacağımızı beklemesin. Yani müzik de, canlı müzik de her zaman var olacak. Evet.
Yeter ki öyle olsun. Çünkü çok özledik gerçekten konserlere gitmeyi, sevdiğimiz grupları, toplulukları, sanatçıları dinlemeyi. Festivaller için peki siz pek çok önemli festivalde imzası olan birisiniz. Yaz yine müzik festivalleriyle geçecek mi? Var mı hazırlıklar? Biz geçen sene festivalle ilgili çok büyük hazırlıklar yaptık ama her seferinde hüsrana uğradık ve ertelendi, yapılamadı. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi? Çok uzun zaman oldu, şimdi zamanlar da karışıyor. Bu sene hiç hazırlık yapmadık açıkçası. Bekledik yapılabilir olduğu ortaya çıksın, ondan sonra hazırlanalım diye. İşte 3-4 gündür bir koşuşturmaca içerisindeyiz biz de. Artık festival yapabileceğimiz belli olduğu andan itibaren. Daha önce festival yaptığımız lokasyonlarda yerel yönetimlerle, mülki amirlerle görüşmelerimiz başladı. Olumlu cevap aldıklarımızla ilgili bir hazırlık içerisindeyiz. Bir taraftan da sanatçılarla da görüşmeye başladık. Daha bir şey söylemek için çok erken ama herhalde en azından bir kısmını, her sene yaptığımız festivallerin bir kısmını yine 4 metrekare sınırı olmasından dolayı normalin herhalde 12'de biri kapasitelerle yapacağız. Bu sene yapacağız. Öyle gözüküyor. Umarım seneye her şeyi daha önceden, o bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Evet, umarız bu yıl yaraları sarmakla geçsin. Çünkü müzisyenler için çok zor bir 1,5 yıldı. Bu yılda yaralarımızı saralım ve önümüzdeki sene iyi bir başlangıç yapalım diyelim. Başlangıç o zaman olacak galiba, sizin de söylediğiniz gibi. Şunu sormak istiyorum. Yurt dışından grupların Türkiye'ye gelmesi. Aslında müzik mekanları azaldı derken belki onu da söylemeye çalıştım. Son dönemde, son yıllarda yurt dışından çok az grubu, çok az sanatçıyı dinleyebildik. Peki bununla ilgili önümüzde nasıl bir yol var dersiniz? Maalesef Türkiye şart, hem ekonomik hem siyasi koşullar daha sakin bir hale gelmeden tekrar eskisi gibi çok büyük yabancı isimleri Türkiye'de ağırlamak çok kolay gözükmüyor. Orta ve küçük ölçekli gruplar mutlaka gelecektir ama biz en büyük, en köklü festivalimizi yaparken bile bir gün kala o festivali yapıp yapamayacağımızdan emin olmadığımız bir dünyada yapıyoruz bunu. Biz de çok isteriz mesela, hani işin ekonomik boyutunu bir kenara bırakıyorum. Hani kurdaki dengesizlik falan, hepsini geçtim. Bunların çözüldüğünü varsayıyoruz. Kaynakların yaratıldığını varsayalım. En büyük festivalimizi yaparken bile bir gün kala hani yerel yönetim ya da mülki amirlerin bir şeye karışıp bizim festivalimizi iptal etme ihtimali, ki hani yaşadığımız şeyler bunlar. Olduğunu bilerek yurt dışından çok büyük maliyetlerle bir grup getirme ihtimalimiz yok. Hani çok uç örnek olsun diye söylüyorum. Hani Metallica'ya, ya biz Eskişehir'de bir festival yaparken Tepebaşı Kaymakamı'nın keyfi bir uygulamasıyla festivale bir gün kala festival iptal edildi ve idari mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle biz o festivali yapabildik. Yani eğer idari mahkemesi çok hızlı bu kararı vermeseydi biz o festivali kaymakam istemiyor diye yapamayacaktık. Bunu Teoman'a anlatabilirsin belki, çünkü Teoman Türkiye'de yaşayan biri ve hani Tepebaşı Kaymakamı buna izin vermedi, o yüzden yapamadık dediğimiz zaman peki canınız sağ olsun diyebilirim, ama biz Metallica'ya bunu anlatamazsınız. Çünkü nereden baksanız saçma bir uygulama. Yani mümkün değil. Bu Madonna'nın Pride yürüyüşündeki niye o kadar çok polis var etrafında paylaşımı gibi bir şey. Anlatmamız mümkün değil. Niye? Gerçekten de öyle. Bizim o heyecan duyduğumuz görüntüdeki asıl hikaye Madonna görmüş oldu. Niye bu kadar çok polis var diye. Serkan Bey, şunu sormak isterim. Bu gece 24 yasağıyla beraber, müzik susun yasağıyla beraber, ben öyle tanımlıyorum. Bu keyfi uygulamaların da artabileceği konusunda kaygılar var. Yalnızca saatle bağlantılı değil ama işte konserlere, müzik yayınlarına kısıtlamalarla ilgili. Siz bir organizatör olarak, menajer olarak bu konuda keyfi uygulamaların daha da artacağı kaygısını duyuyor musunuz? Daha da arttığını görüyoruz zaten. Hani bu kaygısı duyulacak bir şey değil de bu bir gerçek olarak karşımızda duruyor maalesef. Ama hani insanların şunun da farkında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Hani gece 12'de müziğin bitmesi demek aslında bir müzik sektörü elementleri için, evet
bizim için de bir sınırlama tabii ki ama daha ziyade son tüketici için gelmiş bir sınırlama. Biz çünkü işimizi yapabiliyoruz. Sadece 12'de bitirmek zorundayız. Daha erken saatte başlarız, bitiririz. Ama aslında bu şöyle bir mesaj insanlara, hani o gece 12'den sonra bir mekana gidip eğlenen insanlara çok sert bir mesaj. Onlara diyor ki gece 12'de evinize dönün. Sizin 12'den sonra dışarıda eğlenmenizi istemiyorum diyor. Ben bunu böyle okumayı tercih ediyorum. Bize siz 12'den sonra müzik yapmayın demiyor aslında. Size 12'de evinize gidin diyor. Bence buna toplumsal bir tepki gösterilmesi gerekiyor. Müzik sektörüyle ilgili bir durum değil bu. Daha büyük bir problem. Yaşam tarzıyla ilgili bir müdahale olduğu düşünülebilir gerçekten. Serkan Bey, son olarak şunu sormak isterim size. Dinleyiciler hep merak ediyoruz, konuşuyoruz da sinema salonlarına dönecek mi, konser salonlarına dönecek mi? Yurt dışında bununla ilgili ciddi ciddi bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Türkiye'de durum ne olacak dersiniz? Konserler dolacak mı? Festivallere katılım çok olacak mı yani, eğer yapılabilirse? Benim gördüğüm kadarıyla insanlarda bir bu büyük bir açlık var. Tekrar hareket geldiğinde ilk etapta çok büyük bir hareketlenme olacak gibi geliyor bana. Ama şöyle de bir durum var. Maalesef bu sınırlandırmalar, kapasite sınırlandırmaları işin maliyetlerini, birim maliyetlerini yükselten bir şey oluyor. O yüzden bu durumlarda fiyatlara yansıyacak. Bilet, konser biletlerinin fiyatlarına yansıyacak. Yemeklerin fiyatlarına yansıyacak. İçeceklerin fiyatlarına yansıyacak. Bu da tabii zaten pandemiden dolayı daralan bir ekonomi var. İnsanların satın alma gücü çok düştü. Dolayısıyla ilk etki kaybolduktan sonra sanırım biraz eskisinin gerisine gitme durumu olacak. Tamamen ekonomik sebeplerden gibi geliyor bana. Ama şeyi aştık gibi geliyor. Hani bu virüs ve korku sınırı artık çok aşıldı. Çünkü çok uzun zamandır yapıyor. Hani ben kendi adıma söylüyorum. Hani manavdan aldığım meyveleri bile sabunla yıkadığım bir aşamadan buralara geldik. Eskisi kadar izole yaşayabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü hani evet bir virüs var. Evet bu virüs ölümcül olabiliyor ama artık herhalde %100 kapanmayı psikolojilerimiz de kaldırmıyor. O da daha tehlikeli bir durum. Serkan Bey, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Umarım konserlerde, festivallerde çok pahalı olmayan biletlerde yeniden buluşmamız mümkün olsun. Çok teşekkürler. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sıcak bir yerdeyim. O yüzden çok zorlanıyorum konuşurken. Sürçülisan ettiysem de herkesten özür diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, konser mekanları ve festivallerle ilgili durum böyle. Peki kültürle ilgili diğer alanlar, sinemalar, diğer mekanlarla ilgili süreç nasıl işleyecek? Hem onu aktardığımız hem de haftanın gelişmelerine baktığımız haber turumuzu izleyelim. Ardından kültür servisi devam edecek. Geçen Mart'tan bu yana 18 aydır kapalı olan sinema salonları 2 Temmuz'da yeniden kapılarını açtı. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 67 ilde, 179 ilçede toplamda 1545 sinema salonu yeniden sinema severlerle buluştu. Haydi Sinema'ya kampanyasıyla açılan sinemalar ilk gün sinema severleri ücretsiz gösterimlerle karşıladı. Öte yandan Türkiye'de hala sineması olmayan şehirler bulunuyor. Bu hafta 3 yerli 9 film gösterime girdi. Emma Stone'un oyunculuğuyla dikkat çeken, Türkiye genelinde 98 salonda gösterilen Cruella haftanın öne çıkan yapımı. Bir roman uyarlaması olan Salinger Yılım adlı film edebiyat severleri ve Salinger okurlarını sinema salonlarına çağırırken, Nazif Tunç'un yönetmenliğindeki Karınca adlı yapım haftanın yerli filmi oldu. Öte yandan sinema salonları, tiyatrolar, sanat galerisi ve müze gibi alanlarda alınacak önlemlerle ilgili 29 Haziran'da yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre sinema ve tiyatrolar kapalı alanda 8 metrekareye bir kişi, açık alanlarda 4 metrekareye bir kişi kuralıyla çalışabilecek. Sergi alanları da benzer kısıtlamalara tabi tutulacak. Zijn intrigerende man. Hij wordt meestal geassocieerd met
Yaşayacağım adlı kitabı nedeniyle yazar Lale Gül'ü ölümle tehdit eden Oğuz Ö adlı kişi terör suçlamasıyla Hollanda'da tutuklandı. Yazar Lale Gül kitabında Amsterdam'da yetiştiği katı İslami kültürü eleştirmişti. BBC'nin haberine göre savcı 19 yaşındaki Türkiye kökenli kişinin Lale Gül'e internet üzerinden terörist propaganda içeren mesajlar gönderdiğini belirtti. Savcı silah görüntüleri ve IŞİD propaganda videolarını gönderen Oğuz Ö'nün yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu söyledi. Mahkeme savcının görüşüne katılarak Ö'nün tutuklanmasına karar verdi. Hollanda'da ilk kez bir kişi bir yazarı tehditten dolayı tutuklanmış oldu. Yazar Lale Gül aldığı tehditler nedeniyle bir daha İslam konusunda yazmayacağını duyurmuştu. Dylan'ın Rough and Rough D-Ways adlı son albümü geçen yıl yayınlanmıştı. Konserle ilgili fazla detay paylaşılmazken sanatçının sosyal medya hesaplarında 30 saniyelik bir video yayımlandı. Kayıt 2014 yılında canlı olarak çalmıştı. Hardcore Oscar fans that come from all over this country and some travel internationally. Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bu yıl toplamda 395 kişiyi üyelik için davet etti. Emerald Fennell, Robert Pattinson, Yu Yang-yang gibi isimlerin yanı sıra Captain Marvel bestecisi Pınar Toprak da akademiden davet alan isimlerden biri oldu. Davet edilen kişilerin %46'sı kadınlardan, %39'unu yeterli şekilde temsil edilmeyen etnik kimliklerden, %53'ü ise ABD dışından gelen kişilerden oluşuyor. Tüm kişilerin daveti kabul etmesi halinde Oscar için oy kullanan akademi üyelerinin sayısı böylece 9750 kişiye yükselecek. Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından bir Lenin büstünün 1993 yılında Düzce sahiline vurmasından ilham alan Sen Ben Lenin adlı filmin Türkiye gösterimi 40. İstanbul Film Festivali kapsamında yapılacak. Tufan Taşlı'nın yönetmenliğini yaptığı ve yazar Barış Bıçakçı ile birlikte senaryosunu yazdığı film 13 Temmuz'da İstanbul'da Yünük Açık Hava sahnesinde izlenebilecek. Film festivalde Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü için yarışacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşıyor. Filmde onlara Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Şerif Erol, Binnur Kaya ve Serkan Keskin gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmin müziklerinde ise Barış Dürer'in imzası var. Kültür servisine devam ediyoruz. 5. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Büyük Adam özel bir konuğu ağırladı. Bu konu yüzen bir bahçeydi. Üzerinde çiçeklerin, ağaçların, kuşların olduğu bu bahçe Hollandalı bir ekip tarafından hazırlandı ve Büyükada'da konuk edildi. Aslında o insanları, hayvanları, canlıları konuk etti ve şimdilerde Haliç kıyısında yolculuğuna devam ediyor diyelim. Bu konuyu İstanbul'da yakından takip eden Dünya Miras Adalar ekibinden Derya Tolgay ile konuşacağız. Ondan bilgi alacağız bu güzel, anlamlı projeyle ilgili. Derya Tolgay yayınımızda. Merhaba, hoş geldin. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok önemli bir projeydi, çok anlamlıydı. Adı Büyükada Şarkı Hatları. Ben ona yüzen bahçe demeyi seviyorum, öyle tercih ediyorum. Anlatır mısın? Hollandalı bir ekip, stüdyo, Ossidiana, yanlış söylemediysem, yanlış telaffuz etmediysem, hazırlamıştı. Güzel bir tasarım. Anlatır mısın bize nasıl bir amacı vardı, nasıl bir bahçeydi bu? Bu arada çok güzel bir alt yazınız var. Müsilaj içinde yüzen. Yüzen bahçe. Gerçekten. Hikayeyi ben size anlattığım zaman daha anlamlı olacak alttaki yazı. Çünkü bu hikaye 2019'da başlıyor başında. Biz Dünya Mirası Adalar olarak adaların UNESCO'ya girebilmesi için 6 senedir çalışma yapıyoruz. Ve bu süreç içerisinde de Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar diye bir programımız da var. Buradan söyleyebilirim herhalde. Salı, her salı saat 2'de.
Burada tabii hep konuk ağırlıyoruz. Farklı disiplinlerden konuklarımız bize Prens Adaları ile ilgili bilgileri aktarıyor. Bu tabii ağırlıklı olarak ekosistemle ilgili bilgiler var. Hem kültürel mirası hem doğal mirası olarak. Bunların içerisinde 18 tane radyo programını Dünya Mirası Adalar girişimine içinde olan ama uzaktan destek veren New York'ta bulunan ve iklim krizi ve restorasyon uzmanı olan Serhat Olgay bu 18 programı İngilizce'ye çevirdi ve sanatçı arkadaşlarıyla beraber bir önceki 16. İKSV Bienalinde bir etkinlik oluşturmak için bütün ağları bağları bizle birleştirdi. Onlar bir okul arkadaşıydılar Amerika'da, MIT Üniversitesi'nde mimar ve şehir plancılarından oluşan ama uluslararası ödüllü kişilerdi aynı zamanda. Ve Prens Adaları'nın özel ekosistemi, tarihi ve kültürel mirası ile ilgili de oldukça bilgileri vardı. Özellikle radyo programlarını takip ettikleri ve onları da Türkçe'ye çevirince buradan bir yerleştirme yaptılar. O zaman Anadolu Kulübü'nün içerisinde bir köşkün salonuna bütün bu dili anlatabilecekleri bir enstalasyon kuruldu. Ve biz de Dünya Mirası Adalar ve Açık Radyo'nun da birlikteliğiyle o günler 29 farklı disiplinden kişiyle birlikte 3 saatlik bu kırılgan ekosistem üzerinden canlı yayın yaptık. Velhasıl bu o zaman hayaldi. Küçük bir salonun içinde bir enstalasyondu. O gelişerek bugüne geldi. Ve 5. Tasarım Bienalinde de bir yüzer bahçeye dönüştü. Bu girişten sonra birkaç bir şey daha eklemek isterim ama çok eksiğim kalmışsa lütfen Aslı beni düzelt. Şöyle devam edelim. İstersen sen yine eklemelerini yaparsın. Haliç'ten yola çıktı. Daha sonra Büyükada'ya geldi. Büyükada'da önemli etkinlikler yapıldı burada. Senin de hepsinin paydaşı olduğun, organizatörü olduğun diyeyim bir anlamda o etkinliklerden bahsedebiliriz. Neler oldu Yüzen Bahçe'de? Şimdi Yüzen Bahçe orada birçok şey ifade ediyor. Ama en önemli unsur orada birliktelik, katılımcılık üzerineydi. Anlatım dili oydu yani. Ekosistemle beraber bunu anlatabilmek. Adaların çoğu kişi bilmez. Hiçbir kamusal alanı yoktur. Tiyatro, sinema, toplantı, salonu, buluşmalarınızın olabileceği hiçbir alan yoktur. Adalılar bilir. Kamusal olarak biz vapurlarda buluşmaları ancak kamusal alan etkinliği olarak dönüştürürüz, sohbetler vesaire. Yani düğün derneklerde yani nikah kıyılacak yer bile yoktur. O kadar sıkıntılıdır durumumuz. O nedenle dikkat çekmek için bu platformu kamusal etkinlikleri yapabilmek için kullandık. Ve olabildiğince çok dostumuz bize bu etkinlikte destek oldu. Aşağı yukarı ben notumu almıştım. Evet, 38 konuğumuz katıldı. 17 etkinlik, 2 radyo programı gerçekleştirdik Büyükada Şarkı Hatları'nda. Bu da bir kamusal programda bir ekolojik maraton yaptık. Yorulduk ama değdi. Çünkü son kısımda da özellikle bir adalar manifestosuna ihtiyaç vardı. Bir de bunu okuduk kapanışta. 11-12 genç, özellikle hepimiz kadındık. Bunu da altını vurgulamak istiyorum. Çünkü iklim krizi, adaptasyon, bu ekolojik yani kırılgan ekosistemler. Yani kadınların gerçekten daha duyarlı bir tarafı var. Değiştirecek olan da gençler, öncülük edecek olan kadınlar diye düşünüyorum. Burası gerçekten kamusal alan olarak çok anlamlıydı. Sonradan yaratılmış bir kamusal alan olsa bile pek çok etkinlik düzenledi. Diğer taraftan da başından beri söylüyoruz, çiçeklerin, bitkilerin, kuşların olduğu
tüm canlı hayatının önemini vurgulayan bir tasarım bu. Siz de söylediğin gibi bir adalar manifestosu, doğaya adanmış bir manifesto okudunuz burada. Belki 11 maddenin hepsini saymak mümkün değil ama neler vardı o manifestoda, dinlemek isteriz senden. Çok teşekkür ederim. Genel olarak bir giriş, örnek vermek istiyorum adaların üzerinden. Manifesto uzun sürecek, vaktiniz var mı hepsini okumam için bilmiyorum ama özetlerim, belki o daha iyi olur. Biz orada 8 gün boyunca kaldık. Tabii hepimiz adalarda yaşıyoruz, yaz kış da yaşıyoruz ve bütün olayların içerisindeyiz, gözlemleyebiliyoruz. Her gün defalarca bu iskeleye ambulans geldi. Ve haliyle tabii her biri deniz ambulansıyla da Kartal'a gitti. Her seferinde endişelendik, acaba nasıl kazazede diye işte baktık. Tabii haliyle de bazı veriler de aldık. Ambulans çalışanlarından, işte oradaki sağlık görevlilerden şunu öğrendik. Biz zaten biliyorduk ama bu rakamı tam bilemiyorduk. Çünkü burada olan kazalar, hatta yani maalesef ölümlü sonuçlanan kazaların hepsinin kayıtları Kartal'a geçiyor. Adalardaki kayıt, yani veriyi oradan alamıyorsunuz. Ayda 100'den fazla bisiklet ve akülü araç kazası. En çok bisiklet, sonra akülü araç kazası var. Ve biliyorsunuz burada neredeyse 9000'i geçen bir yasa dışı akülü araç var. Muazzam bir hız var. Yani o yavaş şehir dediğimiz Prens Adaları artık inanılmaz bir hızda ve bu hızın biz insan yaralanmaları ve ölümlerine şahit oluyoruz. Yani 2-3 sene önce bile çok çok daha farklıydı bu hızlanma, şimdi korkunç bir hale gelmiş durumda. Bu da yani büyük mega kentin bu kadar yanında adeta adanın da müsilaj durumu adaya vurmuş, kıyılarından içeriye girmiş durumda. Yani bir metafor gibi düşünürsek biz müsilajı, adayı da müsilaj kaplıyor gerçekten. Ve o nedenle biz bir manifesto yazalım ve bunu okuyalım. Daha çok ekosistem üzerinden de ama ben gelen hatlarıyla şöyle özetleyeyim. Yani dedik ki belki de dünya tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Canlılarla ve cansızlarla ortak yaşam ağlarında eşitlikçi ilişkiler kurmayı deneme zamanımız artık. Eşitlikçi katılım ve yaratıcılığa açık araştırma ve deneyim alanları oluşturmak zorundayız. Yaşamakta olduğumuz krizi ve gerçekleşecek büyük felaketi bir an önce kavramalı, ancak şiddetsiz ve nesneleştirici olmayan yöntemlerle aşabiliriz. Bunların da bilincine varmamız gerekiyor. Riskler gerçekten giderek büyüyor. Görüyoruz müsilaj, yani bize bunu en iyi anlatan şey artık kulağımızdan, burnumuzdan, ağzımızdan girdi. Geç kaldık. Evet, çok geç kaldık. Manifestomuzun başında da geç kaldık girişiyle başlıyordu. Bu felaketi katılımcı olmayan yalnızca resmi ve piyasa aktörleri kendi başlarına çözemez diyoruz. İnsan olanlar, insan olmayanlar, yeryüzündeki tüm canlı varlıklar insan odaklı değil de gezegen odaklı düşünerek bu birliktelikte başarılı olabiliriz. Ben manifestoyu bütün metin olarak hem basınla paylaşacağız ama izin verirsen aslında burada Dünya Mirası Adaların hem yani sosyal mecralarını söyleyebilir miyim? Çünkü biz bir dernek, vakıf değil, tamamen sivil inisiyatifiz. Bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Dünya Mirası Adalar Twitter ve aynı isimle Instagram hesaplarımız var, bir web sitemiz var. Burada yaptığımız tüm çalışmaları da görebilirler. Ben son olarak bir
bazı kişilere desteğiyle bu gerçekleşti. Onu da aktarmak istiyorum iznin olursa. Çünkü bunlar tek bir sivil inisiyatif de bir şey değil. Yani tek başımıza bir şey yapamayız. Birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi bize bu mavnayı sağladı. Ama esas burada Stüdyo Ossidiana sanatçılar ve onların desteğiyle bu ağlar bağlar örüldü. Adalar Belediyesi bize iskeleyi verdi. Ve tasarım biyalenini de şehrimize İKSV sayesinde tabii ki hediye etti. Bu mütevazi ama çok değerli deneyimi ortaya koyan da sanatçı dostlardı. Bu anlamda İstanbul Tasarım Biyaneli bizim dijital ortamda yayınlarımızı duyurmaya, Açık Radyo'da bizim etkinliklerimizin duyurularını yaptı. Umarım çok kişiye sesimizi duyurabiliriz. Çünkü çok sevgili dostumuz bize bir hoş bir şey söyledi. Ben de onu buradan aktarmak istiyorum. Dedi ki Prens Adaları'nda bin bir çeşit insan, kültür ve yaşam var. Ama bunların bir araya gelebildiği mekanlar yok. Bin bir çeşit çiçeği bir araya getiren Yüzen Bahçe bu eksikliğe dikkat çekti. Bundan sonra da Dünya Mirası Adaları takip edin. Adalarımıza ve kültürümüze hep beraber sahip çıkalım dedi. Ben onun tarafından da hepimizin sözü olarak burada söylemek istedim bunu. Evet, gerçekten Adalar Kültür Servisi'nin ilk programında bundan 3 yıldan fazla oldu. 3 yıl önce yine ilk konuğumuz Dünya Mirası Adalar ekibinden sevgili Zeynep Zihli ve Alp Oğuç'undu. Biz açılışı Kültür Servisi'nin başlangıcını Dünya Mirası Adalar'la yaptık ve devamda ediyoruz. Edeceğiz de çalışmalarınızı takip etmeye. Derya, son olarak şunu sormak isterim. Bu Yüzen Bahçe Büyük Adanın bir parçası olacak. Adalar Kent Konseyi'nin bahçesinde kalıcı olacak. Son olarak bunu da sormak isterim. Sanırım 12'sinden sonra gelecek değil mi Büyük Adaya? Evet. 12 Temmuz'a kadar Haliç'te. İsteyenler gidip orada gezebilirler, balık tutabilirler, kitaplarını okuyabilirler. Bir kamusal alan olarak Haliç'te duruyor şu anda. 12 Temmuz'dan sonra ise platformun üzerindeki tasarım sanatçılar tarafından adalılara armağan edildiği için Büyükada'da Çelik Gülersoy Kültür Merkezi bahçesine yerleşecek. İstanbul'un bir parçası haline gelecek. Ve orada hepimizin tekrar buluşabileceği, sohbetler edebileceği, adalardaki tüm çalışmalara birlikte ortak olabilmemiz için alan hazırlayacak. Eğer vaktim varsa bir kısacık bir şey ekleyebilir miyim acaba? Lütfen, dinliyoruz. Çünkü sen de Heybeli Adada yaşıyorsun ve adalardaki değişimi, tahribatı çok çok iyi görüyorsun. Yani çoğu kişi için adalar pitorex bir tabiat parçası. Zengin tarihiyle muazzam bir yer. Kesintisiz tarihi burada görebiliyoruz. İstanbul gibi parçalanmamış tarih. Yani hafızamız kesintiye uğramamış. Hala bir hafıza devam ediyor. Ve bu nedenle de yani her adımda işte asırlık, 15 asırlık filan böyle tarihi binaları da görebiliyorsunuz ve geçmişle bağ kurabiliyorsunuz. Yani bir kentsel dönüşüm de buraya hurrası gelmediği için hafızanız kaybolmamış durumda. Vakıf olabiliyorsunuz bir şeylere. Heybeliada'da kıyıya halen 14 bin metre karelik alan kıyı peyzajı da tahrip edilerek plaj yapıyorum diye tamamen betonla dolduruldu. Ve kıyıda tamamen kazılarak inşaatlar yapıyor. Yani denize sıfır. Bizim artık her şeyi bırakıp, bütün projeleri bırakıp, sadece olanları tabiata geri döndürerek ve iyileştirerek, restorasyon çalışmaları yaparak, Marmara'ya oksijen sağlayarak, kıyılarındaki betonları dökerek her şeyiyle doğaya geri kazandırmamız lazım ki nefes alalım. Pandemide nefessiz kaldık ama yine de ders alamadık gibi sanki. Belki buradan
nefes almanın kıymetini bilip denizlerimize de oksijen sağlayabiliriz. Evet, biz bu konuyu TNOP Mimarlar Odası Başkanı Esin Köymen'le de konuşmuştuk. Bu kıyıya yapılan korkunç inşaat ama ne yazık ki durmadı. İnşaat hala devam ediyor. Derya, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Umarım doğaya ilişkin, tarihimize, kültürümüze ilişkin bilinç artar diyelim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, kültür servisini bu hafta da tamamladık. Bu hafta umuyorum ki son kez uzaktan bir yayınla buluştuk sizinle. Artık hayatımız normalleşmeye başlarken önümüzdeki hafta stüdyodan tekrar bir araya gelmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.